Yunus Emre Şeker'e soralım. Yunus Emre, kolay gelsin. Nedir son rakamlar yansıyan Kapalı Çarşı'da? Gülden Kalecik, sizin de söylediğiniz gibi altın fiyatları yine yükselişle başladı. Geçen haftada aslında haftaya yükselişle başlamıştı. Bu haftada durum aynı, şu anda altın yükselişi, altındaki yükseliş devam ediyor. Şu an itibarıyla altının fiyatı 563 TL, gördüğümüz gibi. Bize bugün Kapalı Çarşı'ya geldik ve altındaki yükselişin nedenlerini inceleyeceğiz. Bunlarla ilgili yorum alacağız ve bu yükseliş devam edecek mi? Vatandaşlar altına yatırım yapmalı mı? Bu soruların cevaplarını alacağız. Bu yüzden Kaan Bey'in yanındayız. Lafı fazla uzatmadan kendisine döneceğim. Efendim, öncelikle bir sizi tanıyalım. Adım Kaan Gözüm. Kapalı Çarşı'da yaklaşık 35 senedir çalışıyorum. Efendim, malumunuz, az önce de söylediğim gibi bu haftada altın yükselişle başladı. Öncelikle bunun nedeni nedir? Bunu neye bağlıyorsunuz yıllardır bu işi yapan biri olarak? Altının fiyatını belli eden iki tane parametre var. Bir tanesi Türkiye'deki dolar fiyatı, TL fiyatı. Bir tanesi de uluslararası fiyatı olan ons fiyatı. Bu ikisinin geçmiş haftalarda yukarıya doğru çıkması altını 540'lı rakamlardan 565'e kadar getirdi. Hem uluslararası 1775'lerdeydi ons fiyatı. Şu an 1817'lerde, yaklaşık bir 40-45 puanlık yükseliş oldu. Geçen haftaki faizin de genel şekilde sabit bırakılmasıyla biraz daha yükseliş trendine girdi diyebiliriz şu kısa dönemde. Peki yükselmeye devam edecek mi sizce? Bu soru aslında en önemli sorulardan bir tanesi. İnsanların kafasında karıştıran sorulardan bir tanesi. Bir kısım bunun yükselişin daha fazla olacağını söylerken, bir kısım da belli bir şekilde geri çekilmelerle tekrar yükselişini devam edeceğini söylüyor. Bizim sürekli söylediğimiz bir şey var insanların naçizane. Çok panik yapmadan hareket etmelerini söylüyoruz biz. Şöyle ki şu an 563-565 bandında. 570 bandında çıkabileceği gibi 545'lere de gene geliş olabilir. Yani buradaki yatırımınızı yaparken panik yapmadan, eğer ki mesela elinizde daha alt rakamlardan varsa, 500'lü rakamlardan varsa, buradan satıp daha aşağıya gelmesini bekleyebildiğiniz gibi, ya da bundan sonraki yatırımı düşünüyorsanız, orta ve uzun vadede altın alınabilir belki, ama orada tek bir cümle var: panik yapmamak. Panik yapmamaları gerekiyor vatandaşların. Yani yatırım yaparken, çünkü altında bir yükseliş var. Vatandaşlar da, özellikle ekonomiyle ilgilenenler, bu yükselişin farkında. Bunu takip ediyorlar. Dolayısıyla altına yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Bunlar kafalarda aslında. Birçoğuna da cevap verdiniz. Bu soruların cevabını sizden aldık. Vatandaşlar panik yapmasın diyorsunuz. Kesinlikle. Peki çeyreğin fiyatı ne kadar mesela? Bugün itibariyle 925 lira. Yarım bunun iki katı zaten, 1950 lira. 1850 lira. Biraz öncekini tekrar edeyim, özür dileyerek. Yani 570'li rakamlar tepede olabilir. 575'e de çıkabilir. Ama 500 lira da görebilirsiniz. Onun için burada hani aldınız, 570'den aldınız, ondan sonra 500'e geldi, orada da satmamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü altın, özellikle altın, binlerce yıldır güvenli liman olarak kabul ediliyorsa, bundan sonra da orta vadede aynı şeyi koyacaktır. Bir de altının bir özelliği var: fiziksel olarak dokunabiliyorsunuz. Yani aldığınız bilezik olsun, atalira olsun, zinet olsun, 24 ayar altın olsun, fiziksel olarak buna sahipsiniz. Malum günümüzde kripto piyasaları ve birçok argüman çıktı ortaya, ama nihayetinde onlar yalnızca hesap olarak görülebiliyor. Onun için insanlara bizim naçizane tavsiyemiz, hem Kapalı Çarşı'da olmamız itibariyle, hem fiziksel olarak elinizde bir şey var, bir değer var. Yani binlerce yıldır değerini kaybetmeyen bir değer var. Ha, zaman zaman inişler çıkışlar olabilir, ama en güvenli olanın altın olduğunu söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Güzel. Kaan Bey. Evet, Kapalı Çarşı'da Kaan Bey ile konuştuk. Altındaki yükselişin nedenlerini anlattı bize ve vatandaşlara da yatırım tavsiyeleri verdi. Altının, geleneksel bir yatırım aracı olan altının, bu dönemde de vatandaşları zarara uğratmayacağını anlattı kendisi. Dediğimiz gibi altındaki yükselişi konuştuk. Yükselişin devam edip etmeyeceği hakkında yorumlar aldık ve vatandaşlara da yatırım tüyoları verdi Kaan Bey. Biz de bu noktadan bu bilgileri sizlerle paylaştık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Gülden Kalecik Demirtaş. Peki, Yunus Emre Şeker, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.